Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve Special Transport serisine devam ediyoruz. Özel bir kargo DLC'si gelmişti yine arkadaşlar. İki önceki videoda görebilirsiniz. İlk geldiği zaman çekmiştik direkt. Bu da ikinci videomuz olacak arkadaşlar. Aracımız bugün Scania S520 modeli. Gördüğünüz gibi kar modu da var. Kar modunu aktif ettim. Karda Special Transport serisiyle oynayacağız arkadaşlar. Kar modunda bu şekilde gördüğünüz gibi bakayım. Hatta sıfır kamerasını alayım şöyle yakından göstereyim size. Zincir modu da var arkadaşlar. Lastikler de bu şekilde karlı gözüküyor. İstediğiniz lastiğe zincir takabiliyorsunuz. İsterseniz ön tarafa da takabiliyorsunuz. Onun seçeneklerini bu kar moduna koymuşlar arkadaşlar. Aracımızda gördüğünüz gibi Scania S520. Hemen şöyle yapalım. Ben daha yükü almadım bu arada. Serbest çalış diyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle özel nakliyeyi seçiyoruz. Bakınız özel nakliye bölümü geldi. Bugün şantiye merdiveni taşıyacağız arkadaşlar. 50 tonluk. Şöyle seçiyorum. Kosice'den Budapeşte'ye gideceğiz. Şöyle GPS hedefi olarak ayarla diyoruz. Zaten o şehirdeyim. O şehire kendimi ışınlamıştım. Şöyle aracımızı da çalıştıralım. Şöyle yavaştan yolumuza da çıkalım. Bakalım karda kayıyor mu diyecektim ki. Evet kayıyormuş. Bakın zaten patı çekiyor direkt araç. Bakalım bu ağır yük DLC'si ile nasıl gideceğiz? Sıkıntı çekecek miyiz? Çekmeyecek miyiz? Şöyle bir bakalım. Gelen giden yok. Winter mod yani kar modunun indirme linkini video açıklamasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bir önceki oynadığımız seride, yani seride derken yani bu Special Transport DLC'sinin ilk videosunda, ilk çektiğimiz videoda ön tarafa da strop ledler vardı. Onlardan takmayı düşünüyorduk ama takamamıştık biliyorsunuz. Yani Mercedes'te yoktu. Fakat Scania'da var. Bu sefer taktım. Hatta her yerine taktım yani. Olabilecek her yere direkt taktım. Hatta O tuşuna bastığımız zaman şöyle de önden de göstereyim. Her yer yanıp sönüyor arkadaşlar. Her yerine taktım yani. Bu arada yükü alacağımız yere bayağı bir uzakmışız ya. Bu arada karda güzel kayıyor araç. Frene direkt köklediğiniz zaman bayağı araç kayıyor yani. Burada bile kayıyor şu anda. Bakalım taşırken neler çekeceğiz. Yani önümüze böyle yokuş geldiği zaman kalabiliriz bile yolda. Multiplayer'e hala kar gelmedi bakalım. Bekliyoruz. Oyun en son şu anda 1.30-1.17 sürüme geldi. Multiplayer'e bilmiyorum güncelleme gelmiş miydi? En son güncelleme gelmediği için multiplayer'a giremiyorduk. Bir iki gündür falan. Şöyle serbest çalış deyip seçtiğimiz yükü şurada zaten navigasyona gösteriyor. İşi al diyoruz arkadaşlar. Şimdi izleyelim bakalım. Evet hazırlanıyor. Bayağı bir geniş galiba bu sefer yük. Bayağı taşıyor çünkü gördüğünüz gibi etrafa. Bir önceki bu kadar geniş değil ama bu bayağı bir geniş. Yani tek şehirde sığması imkansız gibi bence ama dur bakalım. Evet, hazır mıyız? Son hazırlıklar.
İşçiler son hazırlıkları yapıyor. Görevliler daha doğrusu değil. Evet. Bunu zaten ilk bölümde okumuştuk. Buna gerek yok. Araç bayağı bir sallanıyor yalnız şu anda. Şöyle stroplarımızı, çakarlarımızı da açalım. Bakalım kalkışta direkt patiyle kalkacağız mı? Vallahi kalkmıyor bile yani. Şöyle ben yine F2 kamerasını açacağım arkadaşlar. Bu arada çıkış nerede? Şurada. Aynen şuradan çıkacağız. Vallahi kalkmıyor yalnız araça. Durduğumuz zaman bayağı bir zorluk olacak herhalde bu araç. Yani kar modu daha doğrusu. Araç demeyelim de. Kar modu bayağı bir durduğumuz zaman kalkarken falan sıkıntı olacak. İnşallah böyle dik bir rampaya falan denk gelmeyiz yani. Evet. Pilot aracımız yolu kesmiş. Bayağı geniş ya. Tek şerit falan olsa herhalde bayağı sıkıntı çekeriz biz bunda. Şöyle. Bayağı şeridi ortalayıp gideceğiz herhalde. Baksanıza. Bu şekilde bizi sollayamazlar bile. Neyse yapacak bir şey yok. Uzun ve geniş araç yani. 60'da git diyor da bakalım 60'da nasıl gideceğiz. Ama benim istediğim de buydu değil mi? Ben kendim kaçındım yani. Böyle kar modu olsun. Araç kaysın. Pati çeksin. Al sana araç kayıyor pati çekiyor yani. Arasında tut diyorsun da kardeşim. Nasıl tutayım arasında? Çok geniş. Baksanıza aynadan. Dokunacak yani. Bariyere. Buradan dönüş var. İnşallah çok dar değildir. İyi Allah'tan sıkıntı yaşamadık dönerken. Aynaları sürekli kontrol etmek gerekiyor. Arkamızda trafik var mı acaba bakalım. İyi Allah'tan yok ama diğer tarafta bayağı bir trafik yaratmışız sanırım. Baba araç gitmiyor. Sürekli pati mi çekiyor, ne yapıyor bu? Vallahi gitmiyor araç. İyi, burada kalmazsak iyi. Yavaş yavaş çıkalım da. Kalmayalım da yavaş çıkalım yani, sorun değil. Yalnız pati, gerçekten pati çekiyor şu anda. Bildiğiniz pati çekiyor şu anda araç. Dayı geçebilecek misin buradan ya? Dokunmazsın inşallah dorsaya. Şu an bayağı bildiğiniz araç pati çekiyor yani. Diferansiyeli açtım.
Aman dayı, aman dokunma. İki ile üç ile çıkıyoruz şu anda ya. Hadi artık bir kavra yolu ya. Gazdan çekmek de istemiyorum ayağımı. Ulan oldu. Şimdi dörtlerdeki çok kafa açıyor. Yüksek viteste. Biraz deneyelim şansımızı. Oh be. Biraz hızlandık en azından. Daha 213 kilometremiz var çünkü. Bitmez vallahi bu yol. Bu video biraz fazla uzun sürebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Bu kar modunun böyle olacağını düşünemedim. Farlarımızı açalım. Yalnız ne aydınlatıyor ya, şuna bak. Bayağı sağlam aydınlatıyor. Acaba 730 beygir mi sesseydik ya? Gerçi gitmiyor yani, yine de 7. vites şu anda. Bunun güçle alakası yok, tamamen kar moduyla alakası var. Bakın aracı şeridin sol yani ona göre sağ tarafına böyle biraz ittirmek için önüne doğru kırıyor ya da yavaşlatıyor o şekilde. Allah şu Dorsi sağ tarafa değecek diye çok korkuyorum ya. Diyor gönlümün efendisi. Lastikler gözükmüyor Dorse'den. Arkadaki yükten lastikler gözükmüyor. O iyi, biraz hızlandık sanki. Lan. Fransiyeli iptal edelim. Çok sağa girdik. DLC alıp da Dorsey'i bulamayan arkadaşlarımız var. Büyük ihtimalle levelle alakalı olabilir arkadaşlar. Bir de şehirleri açmanız gerekiyor. Çünkü bu Dorse'ler her şehirde yok. Her yerde çıkmıyor. Şu an sadece 16 tane mi 18 tane mi ne şehirde var sanırım. Bunların yarısından çoğu ETS'nin orijinal haritasında. Bazıları Goinkes'te, bazıları İskandinavya'da, bazıları da Fransa'da çıkıyor yüklerin. O yüzden hani haritayı açmanız lazım. Levelinizi yükseltmeniz lazım. Tabii ki. Yani leveli tam bilmiyorum da haritayı açmanız lazım, onu biliyorum. Haritayı açmadan yük alma yerleri açılmıyor çünkü, biliyorsunuz. O yüzden harita açmanız gerekiyor ya da internette falan böyle save dosyaları var. Onları indirip hazır açılmış haritalarda bu Dorse ile falan oynayabilirsiniz. Kar modu aktif ettik. Hava bayağı karanlık oldu ya. Ne çabuk 16.33 oldu saat. Hafif rampa. Hadi ya, biraz bas ya. Çok parlıyor ya. Şöyle uzunlarla daha az parlıyor. Kısalarla önümüz direkt öne vurduğu için. Neyse.
Neyse yapacak bir şey yok. Evet, polisi görüyoruz önde. Tepe lambaları çok güzel gözüküyor polisin. Yakmış çakarlarına. Araçlara bakın nasıl yavaşlatıyor. Ve araçlar çok sağdan gidiyor. Normalde hani şehirde ortalayıp giderler. Araçlar çok sağdan gidiyor mesela. Çok yanaşamıyorum şeride. Yani ucu ucuna gidiyoruz bazen. Burası geniş mesela, burada sıkıntı yok. Burada tam şeride ortalasam da olur yani. Of, yine biraz rampa var. Burada araç bayağı bir bayılacak herhalde. Diye kadar düştük vallahi. Arkamızda bakalım, kuyruk var mı? Hiç çok yokmuş. Şurada bir tane gözüküyor. En arkadaki refakatçiyi göremiyorum. Ha, şurada. Aynen gördüm. Biraz rampa bulduk mu yapıştıralım. Bitmeyecek çünkü yol. Şimdi bile 18 dakika falan olmuş herhalde video. Tabi sollayın ya, tabi tabi. Tabi sollayın. Sollayın bu fakiri. Kök gaz gidiyorum şu an ama gitmiyor araç. Yani gerçekçi yakıt açık olsa hakikaten ne benzin kalır ne bir şey kalır bunda. Lan niye frene basıyorsun? Ay, durduracak yine bizi. Araç iyi sallanıyor yalnız. Sekiz çarpı dört yapmadığımız için aracı. Durdurma, durdurma, durdurma. Bak geldik o kadar ya. Durdurma bizi. Allah. Çekiyor mu? Çekiyor biraz da.
Akşam yaptık ya havayı. Ay. Araçlar bayağı sola yanaşık gidiyor yalnız. Yani onu ayarlamışlar. Daha 110 kilometremiz var. 108 kilometre. Şu 63 görebildik sonunda. Ama yine düşüyor hız. Ya normal hani bu tarz yükler bu şekilde hani gitmesi lazım zaten. Kalkıp da bu yükle 120, 130, 140 yapamazsınız yani. Yani gerçek hayatta hani bu şekilde o şekilde gitmezler yani. Çok yavaş gidiyorlar. Ben çok video falan izledim bu şekilde. Hani önde arkada pilot araçlarla, yardımlarla, desteklerle falan. Hani bu bayağı bir hızlı bizimkine. Bizimki yine. İzlediğim videolar falan bayağı bir şey. Bayağı yavaş gidiyorlar yani. İnanılmaz yavaş gidiyorlar. Bu rüzgar türbinlerini falan taşıyorlar, motorlarını, işte kanatlarını, gövdelerini falan taşıyanlar var. Gemi taşıyanlar var. Bayağı hani yavaş gidiyorlar, mecburen yavaş gidiyorlar. Hani en ufak bir virajda o dorsenin devrilme tehlikesi bile var. Ağırlığından dolayı. Sanki aracı sıyırdık geçtik gibi. La pilot. Altmışın üstüne çıkma diyor. 60'a sabit diyelim biz de. 60'ı görebilirsek inşallah. Sabit diyelim de. Şöyle yapalım. Aynen. Sabit dedim 60'a. Uy, kayıyor yanınıza araç. Gayret. Ha gayret. Bakalım. 24 dakika olmuş video. Daha 70 kilometremiz var. İlk çektiğimiz video ne kadardı acaba? 30 dakika falan da yanlış hatırlamıyorsam. Bu 30 dakikayı geçecek. Bir de şirkete girmesi var yani. İlk çektiğimiz videoda şirkete girerken biz biraz sıkıntı çektik. Çıkışta bir problem çekmedik ama şirkete girerken biraz sıkıntı oldu. Dar bir alandan dönmeniz gerekiyor. Dorse çok uzun. Dorsenin tekerlekleri dönüyor sizi daha rahat hani ettirmek için ama tekerlekler döndüğü için arka taraf bu sefer yolun kenarındaki bariyerlere falan çarpabiliyor. O yüzden bayağı bir sıkıntıya sokuyor bizi. Açınca bayağı gündüz ya. Parkları yaktığımız zaman da şuna bak. Her yer yanıp sönüyor araçta. Bakalım
bakalım şöyle iki kamerası. Her yer yanıp sönüyor. Evet, 49 kilometre kaldı. Aslında tam otomatik vitestik. Bu yükle beraber ama manuel candır. Benzinliğe falan girdiğiniz zaman yük iptal oluyor arkadaşlar. Park alanı benzinliğe falan girmemeniz gerekiyor. Yani rota dışına yükü aldığınız zaman çizilen rota dışına çıkmamanız gerekiyor. Öyle diyor yani. Ben denemedim ama öyle diyor. Park alanına ya da benzinliklere girmemeniz lazım diyor. Benzinin biterse düşünmeyin, benzininiz bitmez. Yükü aldığınız zaman bildiğim kadarıyla benzini fulluyor. Hani benzininiz olmasa bile. Benzini fulluyor diyor, ben biliyorum. Bir yerde öyle okumuştum. Zaten rota çok uzun olmadığı için büyük ihtimalle ona göre ayarlanmıştır yani. Benzin durumları falan. İşte tabelasını gördük. İleriden sağa döneceğiz. Bakalım şirkete girerken bu sefer sıkıntı çekecek miyiz? Öndeki pilot da arada kafayı yiyor. Patlıyor, fren koyuyor kendi kendine. Boş yolda. Biraz sağlı gidelim de ne olur ne olmaz. Takılır makılır dorsa, bir de onunla uğraşmayalım. Öndeki rekabetçi diyorum ya. Refakatçi araç diğer araçları uyaracak diyor. Ey maşallah, nereye kadar gitmiş o? Bizim pilot almış başını gitmiş vallahi öndeki. Tamam baba, geldim hadi ya. Durdurma. Ha şöyle durdurma, devam et. Bas baba. Gelen giden yok nasıl olsa arkadan. Vay, önde sanırım sağlı sollu polisler var. Trafiği durduran. Tepe lambaları çok güzel gözüküyor polislerin ya. Çok güzel yapılmış yani. Evet, dönüşümüz var. Nasıl dönüyor la, manyağa bak. Bizim pilot kafayı yedi. Geldim baba. Yapıştır. Şerit değiştirme manevrası yaklaşıyor. Olası çarpışmalarda kaçınmak için hızınızı ayarlayınız diyor. Evet, arkadaki geçti. Öndeki geçti. Şimdi sıra bizde.
Bayağı şehir içine gireceğiz inşallah. Çok dar değildir. Acaba kırmızı ışıkta durduruyor mu bizi, yoksa zaten yollar kapalı olduğu için polis tarafından falan geçmemize izin veriyor mu kırmızıda? Daha hiç denk gelmedim. Bakalım kırmızı yanıyor, duracak mı? Durmuyor. O durmadığına göre bizim de durmamıza gerek yok demek ki. Daha ileride mi ya? Vay arkadaş, git git bitmedi. Karda da böyle lastik bir an bir boşa dönüyor, devir saati yükseliyor hemen. Sonra tekrar bir topluyor kendini. Devir düşüyor hemen hızlı bir şekilde. Vallahi şirket girişi inşallah düzgündür. Nereye takıldık? Evet, bak dediğim gibi dorsi tekerlekleri de döndüğü için arkaya takıla gidiyor. Kes be, neyin korması bu? Stop ettim, sizin yüzünden geçiyor. Ya dayı, ne olur geri çekilseniz. Olmuyor mu geri çekilseniz? Burada tır döndürüyoruz. Araç da kayıyor zaten. Vay arkadaş. Çok dar bir alan ya. İyi, dorsaya zarar gelmedi. %1 falan sanırım var. Bakayım. Aynen, dorsada %1 zarar var. Evet, şimdi buraya gireceğiz. Şöyle ortalayalım şehirde. Böyle dönelim. Pilot sağ olsun. Hemen kapattı yolu. İyi, bu sefer şirket girişinde sıkıntı yaşamadık da tam şirkete sağ dönüşte biraz problem yaşadık yani. Evet, park edeceğimiz yer şurası. Orayı götürüp Dorsey'i bırakacağız arkadaşlar.
geldik mi? Olmadı mı? Birazdan gideceğiz. Bak bak nasıl pati çekiyor bak. Kim gözüküyor mu size? O da fark etmiyor. Her türlü o patiyi çekiyor yani. Onu anlamadım ama neden olmadı? Baba şimdi oldu. Yine bir başarım. Ne kadar büyük o kadar iyi. Evet çok iyi dedi. Çünkü yavaş gelebildik. Mükemmeli alamadık. Çok iyi aldık. Hasarlı yük cezası %1.2'ymiş arkadaşlar. 713 euro kesti. 34 TP puanı kesti. Devam et dedik. Yalnız bayağı bir yordu yani. Öyle değil. Kar modu olduğu için araç bayağı bir kayıyor. Bayağı yordu yani bize. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu seri gelmeye devam edecek. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.